yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Merve, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Nespresso'nun Gran Latissima modelini inceleyeceğiz. Bizdeki beyaz olanı, siyahı da var. İsterseniz öncelikle şöyle bir genel olarak özelliklerinden bahsedeyim. 3 tane kahve seçeneği var. Ristretto, Espresso ve Lungo olarak. Bunları istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz tuşlarından. Bunun dışında cappuccino, latte macchiato, flat white, cafe latte, sıcak süt ve süt köpüğü hazırlama özellikleri de var. Bazen diyelim ki latte macchiato yaptım, sütü az oluyor bir tık, yani tam bardağı doldurmuyor. Ben de üstüne ekstradan süt köpüğü ya da sıcak süt ekliyorum. Ya da isterseniz sıcak çikolata falan yapacaksanız da sadece sıcak süt özelliğini kullanarak da sıcak çikolatanızı hazırlayabilirsiniz. Bunun dışında 19 bar basınç sistemi var ve süt köpürtme özelliği gerçekten çok çok güzel. Ben şu anda laktozsuz süt kullanıyorum. Kendim öyle tercih ettiğim için, beni rahatsız etmediği için laktozsuz süt kullanıyorum. Yani laktozsuz sütle gayet güzel bir şekilde köpürtme sonucu elde ediyorum. Ama farklı sütler de kullanabilirsiniz. Bitkisel sütler de kullanılabiliyor. İşte badem sütü, yulaf sütü gibi. Ama onlar da aynı süt köpüğü garantisini vermiyorlar. Ben o şekilde denemedim. Bunun dışında cihazımızı açtığımızda cihazın kendi bir hazırlama süresi var. Bu 25 saniye. Ekstradan sütlü kahveler için süt kısmının ısınmasını beklemekte artı 15 saniye sürüyor. Yani toplamda 40 saniyelik bir hazırlık süresi var. Zaten 40 saniye 1 dakika bile değil, çok kısa bir süre. Kapsüllerin düştüğü bir göz var. Bu kapsül haznesine 10-14 arasında kapsül sığıyormuş. Şu an bizimki dolu zaten. Birazdan size göstereceğim onu da. Fincan ayarlamak için şöyle alt kısmında fincanınızın boyutuna göre ayarlamak için bir tane ekstradan bir haznesi var. Arka kısmında bir tane su haznesi var. Su haznesi 1.3 litre. Gayet yeterli. Ben kireç sorunu yaşamamak için arıtmadan su kullanıyorum. Hazır su kullanırsanız kireç sorunu yaşamazsınız. Ama kireç göstergesi de var cihazın. Kireçlendiği zaman temizlenmesi için. Kireç çözme uyarısı. Gücü 1300-1400 watt arasında. Kablosunun uzunluğu da 80 santim. Bana gayet yeterli geliyor. Zaten priz direkt yanında şu an kullandığım yerde. Makinenin boyutları çok çok büyük değil ama çok küçük de değil. Onu söylemek isterim. Ben daha kompakt bir şey beklemiştim ama arkadaki su haznesi biraz daha uzattığından dolayı bir tık daha büyük. Şimdi genel olarak şunlardan bahsedeyim. Öncelikle cihazı aldıktan sonra yanında, şurada göstereyim şöyle. Kutusunu attım bunu. Siz cihazı aldığınızda cihazın paketinin içerisinde yanında 14 adet şu şekilde kapsül kahveler deneme olarak yanında geliyor. Şöyle 14 tane farklı farklı kapsül yanında geliyor deneme olarak. Bunun dışında bir de sitesindeki o anki kampanya döneminin şeyine göre tabii ki. Bizimki mesela winter, kış indirimi dönemine denk geldi. Yani 2-31 Aralık arasında aldıysanız Nespresso'nun sitesinde bir form var. Bu formu dolduruyorsunuz. Faturanızın fotoğrafını ekliyorsunuz ve cihazınızın seri numarasını giriyorsunuz. Bu şekilde size 10 kutu daha kapsül kahve hediye geliyor. Şöyle göstereyim. Biz bir tanesini açtık ama şöyle 10 kutu farklı farklı kapsül kahveler. Bu 10 kutuda da her birinde 10 adet var. Yani 100 adet kapsül kahve yanında hediye. Bu model için 10 adet kutu. Bazı modeller, daha uygun fiyatlı modellerde 5 kutu hediyesi var. Bunlar da yaklaşık 1000 liralık bir hediye anlamına geliyor. Çok çok iyi bence. Şimdi genel olarak cihazı anlatıp göstereyim size. Şöyle cihazı göstermem gerekirse, tam camın önüne koydum. Işık biraz tersten geldi sanırım ama arka tarafında şöyle bir su haznesi var. Bu su haznesini sadece kapağını da çıkarabiliyorsunuz. Komple bu şekilde yerinden de çıkarıp doldurup tekrar takabiliyorsunuz ya da temizleyip. Üst kısmında şurada bir tane açma kapama tuşu var. Hatta cihazı açayım. Şöyle bir açma kapama tuşu var. Burada temizleme göstergesi var. Süt haznesini her sütlü ürün yaptıktan sonra temizliyorum. Burada da yine kireç göstergesi var. Şöyle açma tuşuna basıyoruz ve buradaki ışıklar böyle yanıp sönmeye başlıyor. Önce normal küçük Lungo, Espresso, Ristretto kahvelerin hazırlanma ışığı yanıp sönüyor. Sonrasında da süt haznesini taktığımızda buradaki ışıklar yanıp sönüyor. Süt haznesi de şu şekilde. Şurada bir gözü var. Burayı açıyoruz ve bunu buraya yerleştiriyoruz. Ben süt haznesini süt dolu bir şekilde dolapta muhafaza ediyorum. Yani dibinde mesela bir kısmını kullanıyor, bir kısım süt kaldı. Bunu çıkarıp dolaba koyabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik bence. Yine bunda da temizleme göstergesi var. Birazdan göstereceğim. Sütlü bir şey yaptıktan sonra buna çevirip kendi kendini temizliyor. Burada süt göstergesi, bu da bunu böyle döndürdüğünüzde buradan çıkarıp temizleyebilmeniz için
Direkt şu kısma, şurada bir şey var. Buradan çıkarıyorum ve bu şekilde. Bu arada bunları zaman zaman tamamen temizlemeniz gerekiyor. Burası, burası hepsi birbirinden ayrılıyor. Tamamen böyle güzel bir verim almak için onları zaman zaman temizlemeniz gerekiyor. Şunu şimdi süt kısmına getirdiğimizde buradaki ışıkları da yanıp sönmeye başlıyor ve 15 saniye sonra da bunlar tamamen hazır oluyor. Eğer küçük bir kahve yapacaksanız bu yükselticiyi kullanabilirsiniz. Ben bunu genelde kullanmıyorum. Bu arada bu altındaki de çıkıyor. Bunu da yine birazdan gösteririm. Şimdi bir tane kapsülümüzü seçelim. Mesela bunu seçiyorum. Buradaki kapağı bu şekilde açıyoruz. Kapsülümüzü yerleştiriyoruz ve kapatıyoruz. Daha sonra bardağımı buraya yerleştiriyorum. Süt köpürtme şeyini bu şekilde döndürüyorum ve hazır zaten. Ben şu anda mesela ne yapayım? Kafe latte. Burası dokunmatik. Böyle bastığınızda yapmaya başlıyor. Şimdi sesini de görmeniz için. Ben bunu son kullanımdan sonra muhtemelen temizlememişim. Şurada temizleme uyarı ışığı yanıyor. O yüzden bir temizlemeye çevireyim. Şöyle görün temizlerken de. Bunu alıyoruz. Bunun yerine normal kahve yapacağımız bardağımızı koyuyoruz. Temizliği yaptık. Tekrardan bunu süt tarafına çeviriyorum. Zaten daha önce hazır olduğu için yanıyor. Direkt şuradan kafe latte'ye basıyorum. Kahve kısmı bitti. Süte geçiyor. Bu kadar. Yaklaşık bir dakikada tamamen kahveniz hazır olmuş oluyor. Şöyle kahvemi de göstereyim. Gayet güzel köpüklü bir kahve. Şimdi bunu tekrar bittikten sonra clean yapıyorum. Bakın bu sefer sütlü bir sıvı geldi ilk başta. Çünkü kanaldan süt geçtiği için. Böyle buharla ve basınçla ve suyla cihazı temizliyor. Şurada yine bir haznesi var. Geri damlayan şeyler buraya damlıyor. Bunu bir kez açtığınızda kapsül kahve alttaki kısma düşüyor. Ama şu an o kadar dolmuş ki düşmedi. Size göstermek için biriktirdim. Şurada kapsül kahvelerin biriktiği bir kısım var. Ay. Burada bu şekilde kapsül kahvelerin biriktiği bir kısım var. Bunları geri dönüşüme gönderebiliyorsunuz. Nespresso'nun kendi mağazalarına geri dönüşüm olarak verebiliyorsunuz. Bunu işim bittikten sonra tekrar buradan çıkarıyorum ve dolaba koyuyorum. Şu alt kısmını da şu şekilde çıkarıyoruz ve bu alt kısmı böyle bir şey. Bunu direkt yıkayarak suya tutarak temizliyorum. Yani makinenin genel olarak özellikleri bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu alttaki haznesini yıkadım. Şöyle kuru bir bezle siliyorum. Metal kısmını da aynı şekilde silme edebilirsiniz. Kurumasını da bekleyebilirsiniz. Daha sonra tekrar şöyle yerine takıyorum ve daha sonra tekrar buraya yerine yerleştiriyorum. Buradaki kutuyu da boşalttım. Yine bunu da buraya yerleştiriyorum. Bu kısmı kapalı tutuyorum kullanmadığım sürece ve bu kendi kendine kapanıyor normalde ama onu da yine ben kapatıyorum. Ne olur ne olmaz. Hatta şuradaki prizmin de kapama tuşu var. Onu da kapatıyorum. Yine dediğim gibi ne olur ne olmaz. Bu da kaybolmaması için burada tutuyorum. Bu şekilde bunu da tekrardan dolaba koyacağım. İstediğim zaman çıkarıp kullanıyorum. Kahvem de böyle hazır oldu. Gerçekten kahveleri bayağı lezzetli bu arada. Bir de kahvenin sıcaklığı falan da çok ideal oluyor diye düşünüyorum. Daha sıcak olsun isterseniz dolaptan değil de normal ılık yani dışarıda tuttuğunuz bir sütle yaparsanız çok daha sıcak oluyor.
Ama bu da sıcaklığı gayet, yani böyle ağzımızı yakmıyor ama bayağı da sıcak, yani öyle söyleyebilirim. Ben genelde kafe latte seçeneğini kullanıyorum çünkü sütlü içecek sevdiğim için, ama farklı seçenekler de yapabilirsiniz. Sıcak süt özelliğiyle farklı toz içeceklerinizi de bardağınıza koyduktan sonra üzerine sıcak süt alarak sıcak çikolata, salep gibi içecekler de hazırlayabilirsiniz. Ben bayağı memnunum şu ana kadar kullandığımdan beri. Başka bir filtre kahve makinesini falan hiç kullanmaz oldum. Bunun dışında Nespresso'ya normalde sadece Nespresso'nun kapsülleri uyumlu, ama artık patent süresini doldurduğu için farklı markalarda buna uyumlu, bu cihazlara uyumlu kapsüller üretebiliyor. Ben bunu eğer almasaydık farklı bir model daha vardı, ince uzun olan, o modelden almayı planlamıştım. Onda yine süt köpürtücüsü var ama sütü ekstradan siz ekliyorsunuz. Süt kendi makinenin içinde olmuyor. Onu aslında almayı düşünüyordum ama eşim bunu almayı tercih etti araştırdıktan sonra. Gerçekten çok da memnun kaldık. Sürekli, yani her gün bu kahve makinesini kesinlikle bir kere kullanıyoruz. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve gerçekten de memnunum. Cihazın linkini, farklı modellerin linkini, kahve kapsülleri linklerini aşağıya bırakıyor olurum. Açıklamalar kısmında ya da yorumlarda bulabilirsiniz. Eğer makineyle ilgili sorularınız olursa yine bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz ya da Instagram'dan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese geri dönüş sağlamaya çalışıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.